Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 28-37. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada, bu surenin ismi Mü'min Suresi, Hazreti Musa döneminde Firavun'un sarayında gizlice iman etmiş olanlardan birinin durumunu bize anlatıyor. Sure adını buradan almakta. Tarihin hemen her devrinde bu şekilde gizliden iman etmiş olanlar da vardır. Bulunduğu şartlar itibariyle imanını izhar etmek uygun olmadığından bunlar gizlice iman etmişler, gizlice dinin ölçülerine göre yaşamaya çalışmışlardır ve önemli bir takım görevleri de eda etmişlerdir. Ve kâle racülün mu'min min âli firavne yektumu imâne. Firavun hanedanından imanını gizleyen mümin bir adam dedi. Burada o adamın kim olduğu anlatılmıyor. Tefsirlerde ifade edildiğine göre Firavun'un yakınlarından önemli makam sahibi birisi olduğu anlaşılıyor. Etaktuluna raculen en yegule rabbiyallah. Yani Rabbim Allah dediğinden dolayı bir adamı öldürmek mi istiyorsunuz? Yani burada kastedilen Hazreti Musa. Hazreti Musa Rabbim Allah diyor, insanlara Allah'ı anlatıyor. Firavun ve adamları onu öldürmeye çalışıyor. Bu da insaflı bir tarzda. Yani doğrudan kendisinin onun safında olduğunu da hemen ihsas etmeden sözü ortaya söylemek gibi adeta. Yani bir adam Rabbim Allah'tır diyor, bundan dolayı o öldürülür mü? Niye böyle yapıyorsunuz? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. O size Rabbinizden bir takım beyinatla da geldi. Elinde bir takım mucizeler var, apaçık ayetler var. Böyle geldiği halde Rabbim Allah dediğinden dolayı onu öldürmek mi istiyorsunuz? وَاِنْ يَكُ كَاذِبًا فَاَلَيْهِ كَذِبُ. Eğer o bir yalancıysa, yalanı kendinedir. Yani bundan size ne? Bunu dert etmeyin. O bir yalancıysa, kendi aleyhine olur. Ve in yekus sadıkan, ama ya doğru birisi ise, yusibkum ba'dullezî ya'idukum, size vaat etmiş olduğu, size bildirmiş olduğu bir takım azaplar var. Elbette bunların bir kısmı size isabet eder. Yani o bir peygamberse o zaman dediğine dikkat etmek gerekir. Ve onun uyarılarını nazara almak gerekir. İnna Allaha la yehdi men huve musrifun kezzab. Şüphesiz ki Allah aşırı giden ve yalancı olan birisini hidayete erdirmez. Burada yine sözü ortaya söylüyor. Yani şayet Musa aşırı giden yalancının teki ise Allah elbette onu muvaffak kılmayacaktır. Öte yandan belki sözü Firavun'a da dokunduruyor. Çünkü Firavun'un yalancı ve aşırı giden biri olduğunu biliyor. Ve netice itibariyle Firavun'un ve etrafındakilerin muvaffak olamayacağına da gizli bir işarette bulunuyor. Ya kavmim, ey kavmim, lekumul mülkül yevm zahirine fil art. Bugün yeryüzünde, burada yeryüzünden murat Mısır diyarı. Bugün arzda, yeryüzünde hüküm sizin. Yani devletin imkanları sizin elinizde, yeryüzünde bir hükümranlığınız bulunmakta. فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا. Ama Allah'ın bize eğer bir azabı gelirse bize kim yardım eder? Burada işin diğer boyutuna dikkat çekiyor. Evet, şu anda bir saltanat var ama bu saltanat daimi değil. Eğer Allah'tan bir azap gelecek olursa Allah'ın azabının karşısında durulmaz. O zaman bize kim yardım eder? Gale Firavun'um, Firavun dedi. Buradan şu anlaşılıyor. Demek ki kendi aralarında Hazreti Musa'nın durumunu görüşüyorlar. Ne yapalım bunun hakkında, ne edelim? Firavun öldürme fikrini söylüyor. Bunu öldürelim ve bu şekilde kurtulalım. Ve bu zat da Firavun'un danışma meclisi içerisinde, o da aleyhte görüş beyan ediyor. Yani Rabbim Allah dediğinden dolayı bir insan öldürülür mü? Eğer yalancıysa zaten kimse onun peşinden gitmez. Doğru söylüyorsa da söylemiş olduğu şeyler bir bir çıkar.
Eğer Allah bize bir azap vermek isterse bunun karşısında kim durabilir? Bunun üzerine Firavun diyor ki, Gale Firavun, Mâ urikum illâ mâ ara. Ben ancak kendi görüşümü ifade ediyorum. Yani kendim ne kanaattaysam kanaatımı izhar ediyorum. Ve mâ ehdîkum illâ sebîler reşâd. Ve ben sizi ancak doğru yola iletiyorum. Sebîlur reşâd, Osmanlı döneminde aynı zamanda bir gazete ismi olarak da kullanılmıştır. Ayette geçen bir ifade, doğru yol anlamında. Firavun eğri bir yola insanları sevk ederken doğru bir yol şeklinde bunu takdim ediyor. Ben sizi ancak doğru olan yola sevk ediyorum. Demek ki batıl yolda gidenler kendi batıllarını hak olarak görürler ve gösterirler. Kendi eğrilerini doğru olarak takdim ederler. Gerçekten doğru olanı ise eğri görürler. Bu onların iç dünyasındaki çarpıklıktan meydana gelen bir durumdur. Bir insan nasıl ki şaşı olsa bir olan bir şeyi iki tane görür. Bu gerçekte iki olduğundan değil, onun öyle görmesinden kaynaklanan bir durumdur. Onun gibi Firavun gibilerin de Hazreti Musa'yı eğri yolda görmeleri haşa Hazreti Musa gibilerin eğri yolda olmasından değil, Firavun gibilerin eğri yolda olmasından kaynaklanan bir durumdur. Çünkü Firavun gibiler kendi eğrilerini doğru görürler ve gerçekte doğru olanı ise eğri görürler. Bir insan nasıl ki siyah bir gözlük geçirse gözüne her tarafı siyah görecektir. Her tarafı siyah görüyorum dese doğrudur. Ama her taraf siyah değildir. O öyle görmektedir. Demek ki insanların zihniyeti adeta bir gözlük ve o gözlükle aleme bakıyor ve ona göre değerlendiriyor. Ve gâlellezî âmene, iman etmiş olan o kişi, Firavun hanedanından iman etmiş olan o kişi dedi ki, ya kavmim, ey kavmim, inni ehâfu aleykum, ben sizin hakkınızda korkarım, mifle yevmil ahzab, yevmil ahzab, o değişik grupların başlarına gelenler, onların başına gelen hadiseler gibi sizin de başınıza bir felaket gelmesinden korkarım. Mithle de'bi kavmi Nuh ve Ad ve Semud. Yani Nuh'un kavminin, Ad kavmi, Semud kavminin başına gelen onların hali gibi bir hale maruz kalmanızdan korkarım. Ve lezine min badihim ve bir de bunlardan sonra gelenler. Yani tarih helak olan ümmetlerin örnekleriyle dolu. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Kur'an'da anlatılan bazı numunelerdir. Bunun çok başka örnekleri de vardır. İşte onların başına gelen felaketin sizin de başınıza gelmesinden korkarım. Ve mallah yuridu zulmen lil ibad. Allah kullarına zulüm murad etmez. Yani Allah kullarına zulmetmez. Zulmetmeyi murat da etmez. O kullarına hayır murad eder. Adaleti murad eder. Ama Allah bazılarını cezalandırmışsa haşa bu bir zulüm değil. Onların yaptıklarına bir karşılıktır. Kur'an-ı Kerim'de cezaen bime kânû yeksibun değişik ayetlerde tekrarlanır. Bu onların yaptıklarına bir ceza, bir karşılıktır. Ve ya kavmim, ey kavmim, inni ehâfu aleykum yevmet tenâd. Ben sizin hakkınızda birbirinize nida edeceğiniz, feryadı figan edeceğiniz bir günden korkmaktayım. Yevme tuvellûne mudbirîn, o gün gerisin geriye kaçarsınız. Yani bu cehennem azabı, cehennem azabını görünce kaçmak istersiniz. Veya mahşer meydanındaki durum, mahşer meydanındaki dehşeti görünce yine arkanızı dönüp kaçmak istersiniz. Öyle bir günden sizin hakkınızda korkuyorum. Kur'an-ı Kerim'de mahşer meydanı veya ahiret bir takım gün ifadeleriyle de anlatılıyor. Mesela ahiret bir yönüyle yevmut tegabundur, aldanma günü. Artık herkes amellerinin karşılığını gördüğünde neleri kaybettiğini o zaman anlayacak. Ve bu bir aldanma günü olacak. Ve bir pişmanlık günüdür.
neleri kaybettiğini gördüğünde pişman olacak. Burada nazara verildiği şekliyle yevmut tenat, birbirlerine nida etme günü, feryadı figan etme günüdür. Yani orada birbirlerine bize yardım edin diye bağıracaklar ama herkes kendi telaşında, dolayısıyla onlara yardım eden olmayacak. Ve başka anlamda yine bir feryadı figanları olacak ama bu feryadı figan onları kurtarmayacak. İşte ahiretin tablolarından birisi bu şekilde yevmü tenat şeklinde ayette ifade ediliyor. Mâ lekum minallâhi min âsım, Allah'tan size bir yardımcı yoktur. Allah'tan gelen bu azabı sizden kurtaracak, engel olacak kimse yoktur. Ve men yudlilillah fema lehu min had. Allah kimi saptırırsa, kimi dalalete sevk etmiş olursa artık ona yol gösterecek yoktur. Yani Allah'ın yoldan çıkardığını kimse yola getiremez. Ve lekad ca'akum Yusuf min qabl bil beyinat. Andolsun ki daha önce Yusuf size apaçık delillerle gelmiştim. Yani malum Mısır'da Hazreti Yusuf da yaşadı ve kendisi o zamanki hükümdarın en yakınlarından oldu ve insanlara Allah'ın dinini de anlattı. Gerçi Hazreti Musa dönemindekiler direkt Hazreti Yusuf'u görmediler ama onunla alakalı haberleri bilmekteydiler. Bu açıdan işte Yusuf size apaçık delillerle gelmişti denildi. فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِه۪ Onun getirdiklerinden hep şüphe edip durdunuz. Yani onun söylediklerine kanaat getirmediniz, kabul etmediniz. Hep şüpheyle baktınız. حَتَّى اِذَا هَلَكَ O öldüğünde قُلْتُمْ Siz dediniz ki لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Allah ondan sonra bir Resul göndermeyecek dediniz. Yani peygamberliği inkar ettiniz. Ondan sonra da bir elçi gelmeyeceğini ifade ettiniz. Kezalike yudillullahu men huve musrifun murtab. Allah aşırı olan, şüpheler içinde olan kimseleri işte bu şekilde yoldan saptırır, yoldan çıkarır. Ellezine onlar yücadilune fi ayatillah bi gayri sultanin etahum. Kendilerine herhangi bir delil gelmeden Allah'ın ayetleriyle mücadele ederler. Yani ellerinde sağlam bir delil yok. Allah'ın ayetleri son derece muhkem olmakla beraber tutarlar. Allah'ın ayetlerinin karşısında mücadele ederler. İlahi ayetleri iptal etmeye ve hak yolu batıl yol gibi göstermeye çalışırlar. Kebura makten indallah ve indellezine amenu. Bunlar hem Allah katında hem de iman edenler nezdinde gadaba maruz kalmış olan kimselerdir. Çok büyük bir gadaba maruz kalmış olan kimselerdir. Yani hem iman edenleri kızdırırlar, iman edenleri bir takım haksız uygulamalar içinde bulundururlar. Bundan dolayı ehli imanın gadabını, nefretini celbederler, sitemini celbederler. Öte taraftan Allah-u Teala bunları insan olarak yarattı ve onları rızıklandırdı, onlara akıl verdi, imkan verdi. Bütün bunları yok sayarcasına, onlar hayvancasına bir hayatı tercih ettiler. Adaleti değil zulmü esas aldılar. İmanı değil küfrü seçtiler. Böyle olunca Allah'ın da gadabına maruz kaldılar. Ve Allah'ın onlarla ilgili gadabı büyük bir gadab. Kezalike işte bunun gibi yatbaullah ala kulli kalbi mütekebbirin cebbar. Allah her zorba mütekebbirin kalbini Allah işte bu şekilde mühürler. Burada mütekebbir cebbar, yani kibirlenen bir de zorbalık yapan, bu şekilde olanların kalbini Allah işte böyle mühürler. Kalplerin mühürlenmesi, kalplerin işe yaramaz hale gelmesi şu manada anlaşılabilir. Diyelim ki insanın kalbinde Allah'a yönelme var aslında. Ama bir kimse zorba ve mütekebbir bir durumdaysa artık iman etmez.
Öte yandan insan başkalarına yardımcı olması beklenir. Başkalarına destek olması beklenir. Ama ayette anlatıldığı tarzda olanlar başkalarını düşünmezler, kendilerini düşünürler. Çünkü artık onların kalbi mühürlenmiştir. Kalplerindeki insani değerler, güzel değerler ortadan kalkmıştır. Nasıl ki canavarı düşünecek olursak, canavar böyle parçalamaktan, kana girmekten adeta zevk alıyor ve hiçbir sınır tanımadan parçalıyor, etrafa zarar veriyor. Bunlar da mütekebbir-i cebbar olanlar, zorba, mütekebbir olanlar başkalarının hukukunu nazara almıyorlar. İşte günümüzde sadistik denilen, başkalarına işkence uygulamaktan zevk almak, bir takım böyle psikolojik bozukluklar, despotluklar hep tarih boyu görülmüş, günümüzde de görülmeye devam ediyor. Ayet-i Kerime onların kalplerinin mühürlenmesini nazara veriyor. Artık o kalpte insani değerler kalmıyor ve o kalp tamamen kötü duygularla dolu, tamamen zorbalık yapacak bir duruma giriyor. Ve kâle firavunu, Firavun dedi ki, ya Hamanu, ey Haman, Haman onun veziri, İbni li sarha, benim için bir kule yap, lealli eblu'l esbab, olur ki bu şekilde esbaba ulaşırım, sebeplere ulaşırım, bir takım yollara ulaşırım. Tabi ifade bu haliyle müphem, devamında bunun açılımı geliyor. Esbâbes semâvâti, semâvâtın sebeplerine, semâvâtın yollarına ulaşırım. Fe'ettaliya ilâ ilâhi Musa, ve böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Burada Firavun bunu müstehziyane söylemiş olabilir. Yani ey Haman, işte Musa kendisine semadan vahiy geldiğini söylüyor. Bana yüksekçe bir kule yap da ben de şöyle o kulenin tepesine çıkayım. Acaba semavatta Musa'nın iddia ettiği gibi bir ilah var mı? Sonra gerçekten bir vahiy gönderiyor mu? Duruma bir bakayım. Bunu dalga geçerek söylüyor. O manada değerlendirilebilir. Ve hamakatına da bir delil olarak da ayrıca değerlendirilebilir. وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا Ben onu yalancılardan zannediyorum. Burada zan, zannı galip, itikat anlamında da açıklanmıştır. Bir de üslup itibariyle o gibi idari konumda olanlar genelde yuvarlak ifade kullanırlar. Bu açıdan da bakıldığında idari makamda olanın bir üslubu şeklinde değerlendirilebilir. Ben onu yalancılardan zannediyorum. Yani yalancılardan şeklinde itikad ediyor kendine göre. Ama bunu ifade ederken ben onu yalancılardan zannediyorum. Güya insaflı bir ifade kullanmış gibi kendini gösteriyor. وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنُ سُوءُ عَمَلِهِ Böylece kötü ameli Firavun'a süslü kılındı. Yani Firavun kötü şeyler yapıyor ama bu kötü şeyleri yapmayı severek yapıyor. Kendine güzel görülüyor ve bu şekilde kötü icraatta bulunuyor. Ve sudda anis sebil ve yoldan alıkonuldu. Yani Firavun yola gelebilirdi. Gördüğü mucizeler karşısında veya duyduğu Tevrat'ın ayetleri karşısında, Musa'nın sözleri karşısında hidayete erebilirdi. Ama kötülüğü tercih etti. Kalbi mühürlendi. Bundan dolayı da hak yoldan men olundu. Ve mâ keydü firavne illâ fî tebâb. Firavunun hilesi, tuzağı yok olmaya mahkumdur. Yani Firavun gibiler bir takım hileler, tuzaklar kurarlar. Ehl-i imanla mücadelelerinde pek çok usulsüz hareketleri de olur. Pek çok hileleri, tuzakları, bu gibi durumları da olur. Ama onlar bu gibi hilelerle, tuzaklarla yine de hedeflerine varamazlar. Çünkü Allah ehli imanla beraberdir. Ehli imanın yardımcısıdır. Ve ezelde şunu da yazmıştır. Keteballah le'aglibenne ene ve rusulim. Allah şunu yazdı ki ben ve elçilerim galip gelecek. Dolayısıyla Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da Firavun'un saltanatına rağmen
galip geleceklerdir ve gelmişlerdir. Günümüzde iman küfür mücadelesi dünyanın her tarafında devam etmektedir. Firavun gibiler her ne kadar baskı kurmak da istese Musa ve Musa'nın yolundan gidenler, ehli iman olanlar netice itibariyle galip gelmektedir. Cenab-ı Hak bizleri hak yolda daim ve kaim eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.